karşısında bizleri izleyen değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezerek sektörün öncüleriyle buluşturmaya devam ediyoruz. Bugün Ekonomi Dünyası ekibi olarak Mersin bölgesindeyiz. Otel sektöründeyiz ve yanımızda değerli firma sahibimiz Murat Bey var. Öncelikle Murat Bey, programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Bizler deyiz. Röportajımıza başlamadan önce sizleri tanımak istiyorum. Murat Bey kimdir? Kaç yıldır bu sektörde ve bu serüven nasıl başladı? Bundan 6 yıl önce Mersin'e misafir olarak geldim. Arkadaşlarım sayesinde burada kaldım ve konaklamacı olarak devam ettim. Burada böyle bir eksiklik olduğunu gördüm. Ve neden böyle bir yer açmayalım? İnsanları hizmet edip neden memnun etmeyelim diye düşündük. Onun gibi işte. Bu şekilde sektöre atıldık diyebiliriz. Evet. Yıllardır aslında otel sektörünün içerisindeyiz. Mersin'de birden fazla şubemiz var. Var. Burada hizmet ediyoruz. Evet. Otellerimizin konseptlerin aralarında belli farklılıklar mutlaka vardır. İllaki. Ama bakıldığı zaman tamamen müşteri odaklı. Müşteriye nasıl konforlu, rahat bir alanda hizmet sunabiliriz? Amacımız bu yönde. Bu şekilde yani, ilerledik. Yani güler yüzü, temiz, konforlu bir yer olduğu zaman müşterilerimiz bizi tercih ediyor ve tercih ettikleri için teşekkür ediyoruz. Peki buradaki konseptlerimiz nelerdir Murat Bey? Odalarımızın arasındaki farklılıklar nelerdir? Bunlarla ilgili bilgi alabilir miyiz sizlerden? Dairelerimizde A'dan Z'ye her şey mevcuttur. Beyaz eşya olarak klimadır, televizyondur, buzdolabıdır. Yani 1+1 dairelerimizde hani insanların kendi evinde rahatlıkları kadar bizim otellerimizde rahat ettiklerini düşünmek istediğimizde bütün konforu sağlamaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Şimdi odalarımızda klimamız tabii ki, televizyon, klimamız, hepsi beyaz eşyamız bulunuyor. Tabii. Fakat odalarımızda 1+1 olarak sadece nitelendirmiyoruz. Farklı konseptlerimiz var. Bunlarla ilgili evet. Bilgi alabilir miyiz sizlerden? Stüdyo odalarımız var. Mesela 1+0. Tam otel tarzı yaptık oraları. 1+0 dairelerimizden bahsettik. Peki 1+0 ve 1+1 dairelerimizde. Evet. Kaç kişi kapasiteli alabiliyoruz? Belli bir limitimiz var mı? Var, evet. 1+0'lara 2, 1+1'lere 3, maksimum 4 kişiye kadar alabiliyoruz. 1+1'lerden. 1+1'lerimize evet. 1+0 dairelerimize 2 kişi alabiliyoruz. Evet. En güzel aslında bizim avantajımız şu, diğer otel sektörüyle aramızdaki fark. Biz burada bireysel olarak bir ödeme alıyoruz bakıldığı zaman, değil mi? Evet. Yani girişte alıyoruz ödemelerimizi. Hı hı. Hepsi yok, başka bir şeyimiz yok. Kimliğini veren, kimliği olan herkesi alabiliyoruz. Genellikle otel sektöründe bakıldığı zaman oda başı ücret alıyoruz biz burada. Fakat bizim farkımız diğer sektörlerden, buraya gelen 1+0 ya da 1+1 odalarımızdan bahsedelim. Biz burada maksimum bir fiyat verip 2 kişi konaklama yapabiliyoruz. Yani yarı yarıya ücret düşebiliyor. Bu avantajı da sağlayabiliyoruz gelen müşterilerimize. Evet. Ama oda başı işte fiyatlarımız. Hı hı. 1+0'larımızın fiyatları 1+1'lerden biraz daha düşük. Hepsi o kadar. Peki bu alanda konforlu bir alan buradaki gelen izleyicilerimize lanse edebiliyoruz. Peki ödeme seçeneklerimiz nelerdir? Buraya gelen danışanlarımız, müşterilerimiz önden bir ödemeyle mi rezervasyon oluşturuyor? Evet. Yoksa peşin mi alıyoruz ödemeleri? Şehir dışından gelenlerin rezervasyon oluşturuyoruz. Önden bir kapora atıyorlar, sonra dairelerini ayırıyoruz. Ama Mersin içindeki müşterilerimiz arayıp gelebiliyor. Odalarımız çok konforlu dedik. Peki Murat Bey, hijyen konusunda nelere dikkat ediyoruz? Şimdi yakında jacuzzi odalarımız da olacak. Evet. Özellikle bunlarla ilgili A'dan Z'ye varana kadar bilgi alabilir miyiz sizlerden? Zaten Mersin'de bizi seçenlerin hepsine çok teşekkür ederiz. Bizi seçmelerinin en büyük sebebi hijyenimiz. Temizlik. Yani temiz olmayan bir yerde ne kadar lüks de olursa olsun kimse uyumaz. Tabii temizlik ailesiyle başta tabii, geliyor. Temizlik, hijyen olması lazım. Odalarımız günlük olarak havalandırılıyor, çarşaflarımız aynı şekilde değiştiriliyor. Tabii, hepsinin günlük. Hatta günde 2 sefer değişen çarşaflarımız bile var. Uzun konaklamak isteyenlerimiz. Mesela deniz kıyılarına, sahil kıyılarında fiyatlar bayağı bir uçuk. Burada kalıp araçları olan gidip gelebiliyor. Yani bizi tercih ediyorlar temizlik ve konfor için. Başka temizliğimizi, konforumuzu sağlıyoruz. Ödeme konusunda da her bütçeye uygun burada hizmet verebiliyoruz. Evet, aynen öyle. Peki bu yoğun tempoda kaç kişilik ekip arkadaşlarıyla çalışıyoruz? Bunlarla ilgili bilgi alabilir miyiz? Yoğun olduğumuz saatler nelerdir? Her şubemizde 4 kişi maksimum elemanımız var. Yetişmediği yerlerde biz de takviye olarak yardımcı olabiliyoruz. Giriş çıkışlarımızın saati nedir? Herhangi bir uzatma yapabiliyor mu buraya gelen müşteri? Tabii, giriş çıkışlarımız sabah 11, ertesi gün 11, 24 saat bazlı. Hı hı. Bu dünyada genelde de öyledir zaten, bütün otellerde de öyledir. Giriş çıkış 11'dir. Uzatmak isteyenler zaten saat 11'den önce telefon açıp aşağıya biz uzattık.
ve aşağı inip söyleyebiliyoruz. Bu konuda da iletişim sağlayabiliyoruz. Tabii, her odalarda var telefon numaralarımız. Zaten aramadan gelen yok. Teşekkür ediyoruz değerli bilgileriniz için. Röportajımızı bitirmeden önce şunu sormak istiyorum. Buradan genç girişimcilerine söylemek istersiniz? Otel sektörüyle alakalı neye dikkat etmeliler bu sektöre başlamadan önce? Turizm okuyanların çoğu yanımızda bir sınav alması gerekiyor. Yani o kadar, başka da... Zorlukları elbet vardır bu mesleğin. Uykusuz kalmayı göz önüne alıyorlarsa... Bu işe girsinler. Ve şimdi bakıldığı zaman birden fazla insana hizmet ettiğimiz için burada yani. Disiplini bir şekilde ilerlemek evet. zorundayız. Güvenlik kameralarımızdan tutup elemanlarımıza varana kadar. Aynen öyle. Odalarımızın zaten koridorlarında ya da her oda başında mutlaka wifi ve kameralarımız vardır bütün değil mi? Bütün odalarımızda var. Bütün odalarımızın. Herhangi bir durumda direkt kameradan izleyip müdahale edebiliyoruz. Tabii arkanızda gördüğünüz gibi bütün dairelerimizde, odalarımıza girişlerimiz. Güven amaçlı evet. burada gidiyoruz. Yani, bunu göre samimiyet ortamında yani çalışıyoruz. 7-24 burada aşağıda resepsiyonumuz var. Yani hiç kimsenin bir şeye sıkıntısı olmaması gerekiyor. Ki bu yüzden bence kısa bir süre içerisinde güzel bir şekilde ilerlemişiz. Çünkü birden fazla şubemiz var evet, burada. Yapmış evet. olduğumuz geri dönüşleri de göz önünde bulunduruyoruz. Evet. İşimizde başarılıyız. Herkes buraya bekliyoruz diyebiliriz. Bizi tercih ettikleri için teşekkür ediyoruz. Sosyal medya hesaplarımızın isimlerini alabilir miyim? Rezervasyon için hangi ulaşım adresinden bizlere ulaşabilirler? Mersin'deki İmperyumların bütün şubeleri bize ait. İmperyum yazdıkları zaman semt istediği yerlerde telefon numaraları çıkar. Bu şekilde bizlere ulaşabilir, odalarımızı da görebilirler. Tabii, İmperyum konaklamalarının bütün şubeleri var bizde. Yani Üniversite Caddesi, Göçmen, Çarşı... Neredeyse tercih ederlerse buralardan boş daire ayırabilirler. Rezerve yapabilirler. Çok teşekkür ediyoruz. Çok keyifli bir röportajdı. Vermiş olduğunuz bilgiler için bizleri ve izleyicilerimizi aydınlattınız. Evet. Söylemek istediğiniz herhangi bir şey var mıdır izleyicilerimize? Hepinizi bekleriz. Değerli seyircilerimiz, bugün Ekonomi Dünyası ekibi olarak Mersin bölgesindeydik. Yanında değerli firma sahibi Murat Bey vardı. Otel ve turizm sektörüyle alakalı detaylı bir şekilde bizleri bilgilendirdi. Kendilerine çok teşekkür ederiz. Bizleri ve sizleri bilgilendirdiği için ve programımıza konuk olduğunuz için. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Thank you.